Herkese merhaba. Ben Şardan Yamaç. Kuşadası Rimex Paşa'dan selamlar. Şu anda Kuşadası merkezde, Bayraklıdede mahallesinde Karya Ada Evleri sitesindeyiz. Sitenin arkamda görmüş olduğunuz gibi bir çocuk oyun parkı var. Onun devamında da bir yüzme havuzu mevcut. Otopark alanı ise sokaklardaki otopark alanı, açık otopark alanına sahip. Bloğumuz da arkamda görmüş olduğunuz şu en öndeki bir blok, A blok. Ve oldukça geniş, ferah bir büyüklüğe sahip olan bir çatı dubleks daireden az sonra içerisine girerek de bahsediyor olacağım. Deniz manzarasının da harika olduğunu birazdan videoda görebileceğiz. Şimdi yavaş yavaş daireye doğru gidelim ve iç özelliklerini tanımaya başlayalım. Sitemize, blok girişimize doğru ilerleyelim. Asansörle yukarı doğru çıkacağım. Evet, şimdi asansördeydik. Hadi buyurun dairemize girelim. Merhabalar, müsait misiniz? Merhaba, hoş geldiniz. Maskemizi takalım ve evimizi tanıtmakla ilgili içeriye adımımızı atalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi evin müsait olan yerleri, evet. Her yer müsait mi? Evet. Tabii, tabii. Tamam, ben rahat rahat bir video çekimini yapacağım. Tabii. Dilerseniz siz bu arada salonda istediğiniz gibi oturun. Tamam. Çekim işlemleri alt kat ve üst kasım bittikten sonra birkaç dakika yanınıza gelecek. Olur. Peki. Girişte çelik kapımızı açtıktan sonra böyle bir antreyle karşı karşıyayız. Oldukça geniş bir alan olduğunu söyleyebilirim. Burada tasarımı çok güzel olan bir merdivenle. Burası bir çatı dubleks olduğu için üst kata çıkabileceğimiz bir merdivenimiz var. Buradaki kısım gördüğünüz gibi bestiyerlerimiz. Mutfak malzemesinin kalitesi, dolapların, ankastre setinin yeri, buzdolabı hemen sol tarafımızda yer alacak. Mutfaktan da deniz manzarasını oldukça rahat görebiliyoruz ve mutfağın çok şirin. Böyle de bir balkonu mevcut. Bu balkonda da keyifli bir şekilde yorganınızı atabileceğiniz, kahvenizi içerek manzaraya bakabileceğiniz bir alan. Denizi biraz daha yakından gösterebilirsem mutfaktan dahi güvercin adayı bir limanı görebiliyoruz. Balkondan baktığımızda sitenin iç peyzajının kalitesi de gördüğünüz gibi. Şimdi içeriye doğru ilerlemeye devam edelim. Aynı zamanda mutfağın kendi bir terbiye bölümü var. Ve mutfağın bu tarafından açılan kapıyla salondaki yemek masasına da servis oldukça kolay oluyor. Şimdi mutfağımızı evvela bir tamamlayalım. Her mutfakta böyle bir depolama alanının olması tercih ediliyor ama kolay kolay bulunmuyor. Dediğim gibi geniş olan antre kısmından sağ tarafa doğru salona, sol tarafa doğru yatak odaların olduğu yerlere ilerleyebiliriz. Videoda fark edeceksiniz, evde bir kalorifer sistemi mevcut. Peteklerimiz döşeli, tesisatımız döşeli. Aynı zamanda elektrikli bir kombi evde mevcut. Yani kışın kalmak istediğinizde gayet rahatlıkla ev ısıtmak kolay olacak. Yatak odasının genişliği de gayet ideal. Yatak odasının kendi bir balkonu var. Aynı zamanda hemen bitişiğinde de açılan sürgülü kapıyla giyinme odası kısmına da geçebiliyorsunuz. Giyinme odası da, yatak odası da kesinlikle deniz manzarası çok güzel. Evet. Yine yatak odasının kendi banyo bölgesi de bulunuyor. Şöyle özetleyebilirsem. Evet. Burası bir çatı dubleks daireydi. Bu katta iki tane yatak odası gördük. Burası da ortak banyo WC. Yani iki banyo tuvalet bu katta mevcut. Şimdi salonumuza girelim. Gayet ferah ve genişliği çok ideal olan bir salon. Alçı dekorasyon.
Yine yemek masasının olduğu bölümden de deniz manzarasını görmek mümkün. Aynı şekilde balkona doğru ilerlersem deniz manzarası çok daha güzel. Evet. Merhaba. Çok keyifli bir balkon. Şimdi devam edelim. Bir de üst katı gösterelim. Masif ahşap basamaklarla ilerlediğimiz üst katta hemen yerler 60-60 granit malzemeden oluşuyor. Çatı katı olduğu için buradaki alan depolama alanı, dolaplar yapılmış. Oldukça depolama anlamında yer kazanılmış. İkinci katta izlediğim gibi bu katta da yine bir mutfak altyapısı ve tezgah altyapısı var. Dolaplar ve kullanılan malzeme de çimston tezgah. Bu katta da yine ileride bir yatak odası, onun kendi banyo becerisi. Bu katın yine kendi terası bulunan bir yatak odası bölümü diyelim. Yani çatı dubleks ama toplamda iki tane terasımız var. Alt katta bir balkonumuz vardı. Burada da iki tane büyük terasımız var. Yani örneğin bir misafir geldiği zaman burayı rahatlıkla onun terası olarak düşünüp onun odası ve onun banyo becerisi olarak düşünebilirsiniz. Bu odanın büyüklüğünü de şöyle göstermek isterim. Ve kendi banyo becerisi de hemen bu kapının ardında. Şimdi devam edelim. Şu ana kadar 3 oda, 1 salon gördük. Bu antre alanın hemen ilerisinde salon olarak adını koyabileceğim bir bölüm var. Bu salon kısmını geçiyorum. Salondan geçince çatı dublekste, yani toplamda 4. yatak odamıza giriyoruz. Yine burası da bir depolama alanı. Kapının arka tarafı. Çamaşır makinesi, elektrikli kombi ve şofben bu alanda yer alıyor. İşte bahsettiğim ikinci teras da burası. Az sonra terasa çıkacağım. Evin toplamda 4. yatak odasına geldiğimiz zaman da gayet ideal bir büyüklükte olduğunu söyleyebilirim. Yine bu odanın da kendi banyo becerisi. Evet. Hadi şimdi buyurun bir de terasa çıkalım. Terasın çok keyifli olduğunu ben şu anda yaşıyorum. Videodan ne kadar size aktarabilirim bilmiyorum ama uzun da yaparsam deniz manzarasını gösterebileceğim. Karşıda görmüş olduğunuz yer Kuşadası'nın Güvercin Ada Kalesi'nin olduğu yer. Hemen Güvercin Ada Kalesi'nin olduğu yerde iki tane böyle satır göreceksiniz. Aslında şu parmağım ucuyla işaret etmeye çalışıyorum şu anda. Orası gemilerin yanaştığı portumuzdur. Şu anda işaretli parmağımla gösterdiğim yerde işte Kuşadası'nın Setur Marinası. Küçük teknelerin bağlandığı yer. Artık açık alana çıktığım için maskemi de çıkarabilirim, yalnızım. Kuşadası'nda merkeze bu kadar yakın. Ve toplamda 4 tane yatak odası, 2 tane salon, ki bir tanesi büyük alt kattaydı, oldukça büyüktü. Diğeri de küçük bir oturma alanı gibi bir salon. Ve toplamda her iki katta da ayrı ayrı mutfaklar var. 2 tane de büyük terası var. Şu anda deniz manzarasının daha iyi olduğu terastayız. Eğer siz de böyle geniş bir ev seviyorsanız kesinlikle buraya görmenizi tavsiye ediyorum. Mahallemiz Ege Mahallesi'nin hemen bitişiği Bayraklı Dede Mahallesi. Yürüyerek bile merkeze inmeniz, işte merkez şu hemen sahilin olduğu yer. Sanıyorum 8-10 dakika yürüyerek bile sürmeyecektir. Bunun haricinde sitenin çocuklarla ilgili bir oyun alanının olduğunu ve yüzme havuzunun olduğunu videonun başında söylemiştim. Asansörlü bir bina, gayet muntazam, geniş ev arayanlara ve manzarasından vazgeçmek istemeyenlere, denizi de görsün isteyenlere çok güzel bir seçenek.
Detaylar için lütfen bana ulaşın. Ben Şardan Yamaç. Kuşadası Remax Paşa'dan. Cep telefonum 0533 950 74 74. Bunun haricinde şimdi bir de dilerseniz alt katta salonda oturan ev sahiplerimizle bir görüşelim. Acaba onlarla birkaç dakika sohbetin ardından fikirleriniz nasıl olur? Onları da tecrübe etmiş oluruz. Şimdi müsaadenizle alt kata iniyorum. Görüşürüz birazdan. Şimdi merdivenlerden iniyoruz ve salona doğru gidiyoruz. Bakalım ailemizle birkaç dakika sohbet edeceğiz. Yine onlara sorularımı soracağız. Görüşürüz. Şimdi kamerayı çevireyim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evinizi açtığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Bu yayın aracılığı hem Türkiye içinden hem de Türkiye ülkemiz dışından birçok alıcı adayına evinizi tanıtmış olacağız. Sizler burada oturmaktan keyif alıyorsunuz, bana öyle söylemiştiniz. İnşallah teslim edeceğiniz aile de buradan keyif alır ve komşular da rahat eder. Öncelikle isminizi alayım. Tanısınlar. Sibel Ayhan. Sibel Hanım. Mustafa Bey. Kaç yıldır bu evde oturuyorsunuz? 2016'da. Pardon, 2015 Aralık'ta gelmiştik. 2015 Aralık'ta. Neredeyse 5 yıl. Neredeyse 5 yıl olmuş. Peki. Mustafa Bey, neden satıyorsunuz? Yani keyifli oturduğunuz bu ev, işte çok da tatlı bir köpeğiniz var. Yani evde oldukça kullanışlı, deniz manzarası harika. Neden şimdi buradan taşınmak istiyorsunuz? Tatlı köpek yüzünden bahçeli bir ev almak istiyoruz. Daha önce bizim köpek gibi bir evde bir canlı besleme şeyimiz yoktu ama şu anda da kendini daha rahat etmesi. Bir de biz emekli olduk ikimiz. Eş çocuklarımız yurt dışında ve İstanbul'da yaşıyor. Bizim ikimiz için şu anda çok büyük gelen bir ev. Ve şu anda küçük oğlumuzun rahatlığını düşünmek istiyoruz. Evet. Onunla beraber bahçeli bir ev olsun diye. Tamam. İnşallah hayırlısı olsun. Site hakkında verebileceğiniz bilgiler var mı? Yani mesela aidatımız ne kadar güncel olarak? Şimdi site öncelikle şunu söyleyeyim. 99 depreminden sonra yapıldığı için evet, depreme dayanıklı bir site. Çünkü biliyorsunuz genellikle ülkemizde bazı şeyler yaşanmadan düzgün işler yapılmaz. 99 depreminden sonra yapıldığı için depreme karşı oldukça dayanıklı bir site. Artı görmüşsünüzdür, güzel de bir şeyimiz var, yüzme havuzumuz var. Evet. O olanaktan da faydalanabilir. 3 blok halinde sitemiz. Bizim bulunduğumuz blokta 17 daire var. Ama sanki hiç kimse yokmuş gibi gayet sakin, sessiz ve huzurlu bir site. Onu ifade etmem lazım. Evet. Konumunda görüyorsunuz, yani şeye de, şehir merkezine de yakın olmuşlar, buradan geçiyor. Böyle de bir şey var, avantajı var. Zaten manzarayı söylemeye gerek yok. Yani dolmuşabilmek için hemen sitenin önüne inmek tabii, yeterli oluyor mu? Evet, evet. Tamam. Zaten çevre yolunun kenarı. Evet, çevre yolunun kenarı. Kuşadası'na yabancı olan alıcı adaylarımız için de söyleyebilirim ki şu istikamette ileride siyah cam ekranlı olan binada Kuşadası Devlet Hastanesi. Evet. Devlet Hastanesi'ne de yakın, ulaşımı tabii, da kolay. Evet. Ve şu istikamette de Setur Marina tekneleri göreceksiniz. Evet, eğer bir tekneniz varsa işte bu mesafede teknenizi limana bırakıp evinize aracınızla rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Durum böyle. Peki başka ne sorabiliriz sizlere? Evinizle alakalı ısınması çok rahat, çok çok güzel. Özellikle yaz klima çalıştırmanıza gerek kalmıyor. Güneş almasına rağmen öyle şeyde serin bir ev. Hani gece falan çok rahatlıkla klima çalıştırmadan yatabilirsiniz. Kışın açtığınız zaman yani çok çabuk yalıtım çok iyi, onu demek istiyorum. Yani hiç bir ısı kaybı yok. Çok çabuk ısınırsınız. O yönden büyük bir avantaj. Misafir geldiği zaman evin çok genişliğini hani şey kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Yani bayanlar bunlara çok önem verdiği için evet, çok fazla banyo sayısının olması ve çok odanın olması insanları evet, çok rahat ettiriyor. Benim de dikkatimi çekti. Odaların içerisinde kendi banyo becesinin olması aynen, büyük rahatlık. Çok rahat. Yani bir misafir geldiği zaman ben size odanızı teslim ediyorum. İstersen beni görmüyorsun bile. Kavga da oluyor. Mesela çocuklar dağıtıyor daha çok biliyorsunuz. Hiç şeyde üst kata bırakıyorsun. Herkes rahat evet, kendi yaşamını, yaşam alanını oluşturabiliyor. Büyük evin şu avantajı da var orada. Şöyle ki üst katta
kendi banyo becesi olan odanın kendi terası dahi var. Aynen. Aynen değil mi? Kendi her odada yaşam alanını oluşturabiliyorsunuz. Çok rahat. İsterseniz bağımlı, isterseniz bağımsız yaşayabilme lüksüne sahip bir ev. Okey. Bir de şu var. Buyurun. Bu evin en büyük özelliklerinden birisi de her odadan denizi görme alanınız var. Yatağa uzandığınız zaman böyle çok rahatlıkla öyle bir açı yapmışlar ki her yataktan denizi görebiliyorsunuz. Denizi görebiliyorsunuz. Her koltukta oturduğu zaman denizi görebiliyorsunuz. Evet, her balkondan aynı her zamanda. Yani öyle mutfak yani balkonu. Hepsi öyle. Detaylı yapılmış bir yer. Çok güzel. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Hayırlısı teşekkür olsun ederim. İnşallah. Size de, alacak olan kişiye de. Evet. Röportajımızı da yaptık kısaca da olsa. Yine evle alakalı sormak istediğiniz bilgiler olursa bana mail ya da telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Ya da videomun altına yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Sizin için hayırlısı olsun diyorum. İlanımı web sitelerine girdikten sonra detaylı bir şekilde fotoğraf ve teknik bilgilere de oradan da ulaşabileceksiniz. Şimdilik esen kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.